Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden plastik makyaj. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere sanki yüzüme bir kez zap atmış da yüzüm yanmış gibi makyaj yapacağım. Bu arada saçlarımı remodelde boyattım ve cidden çok beğendim. Hiç bu kadar güzel olabileceğini beklemiyordum. Saçlarımın yapım aşamasıyla ilgili videoyu zaten Remodel'in YouTube kanalında bulabilirsiniz. Şuraya da koyarım büyük ihtimalle. Buradan onlara sevgilerimi iletiyorum. Hazırsanız makyaja geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce elime bir adet eyeliner alıyorum. Çünkü yapacağım yerlerin üstlerine böyle nokta 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 yapacağım ki hani şekillendirmek daha kolay olsun yaparken. Ben şurası hafif yanmış ve tüm yanağım yanmış şekilde bir makyaj yapmak istiyorum. Bu yüzden pastelin eyeliner'ı kullanıyorum. Ve bu şekilde nokta koyuyorum. Çünkü hani şekillendirmesini bu şekilde yapacağım için sonradan daha rahat olacak. Bu şekilde. Sonra gelelim en sevdiğim kısma. Şimdi ilk önce Benlay'ın macununu alıyorum ve spatulam yardımıyla alıp şu şekilde yapıştıracağım. Arkadaşlar bu arada bu benim ilk macun kullanarak makyaj yapışım. Bakalım sonuçlar ne olacak. İstediğim kadar macunu aldıktan sonra tekrardan Benlay'ın Caster Sealer'ını alıyorum ve spatulamın bu ince uçlu kısmıyla çok azıcık alıp bunları şekillendiriyorum ve derime yapıştırıyorum ki hani gerçek olmadığı anlaşılmasın. Ve iyice yaydıktan sonra şu an bu şekilde gözüküyor. Şimdi tekrar macunumu alıp içlere detaylar ekleyeceğim. İnce uçlu kısmıyla. Şu an bu şekilde gözüküyor. Bence gayet iyi gidiyoruz ilk denemeye göre. Sonra biraz kurumasını bekliyorum. Daha sonra arkadaşlar Wet n Wild'ın siyah yüz boyasını alıyorum. Ve
çok azalıyorum ama ve şu kısımlara gölgelendirme yapıyorum. Sonra Play-Doh'un kırmızı yüz boyasını alıyorum ve fırçamla iyice alıp yaranın iç kısmına uyguluyorum. Böyle sürdükten sonra birazcık pastelin Kissproof 9 numaralı rujunu alıp birkaç yere bu şekilde dokundurmalar yapıyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Biraz koyultmak için tekrar siyah yüz boyamı alıp çok küçük bir şekilde siyahımı dokundurtuyorum. Tekrar yayıyorum. Şekilde gözüküyor şu an. Peki daha sahte kanı sürmedim. Buraya biraz kahverengiyle gölgelendirme yapacağım. İlk önce beyaz pudramı alıp şu macunun olduğu yere iyice sürüyorum. Absolute New York'un Pro Contour paletini kullanıyorum. Kahverengimi alıyorum ve şuralara gölgelendirmeler yapıyorum ki hani oralarda bir yanık, deri kabarması olduğu belli olsun. Cidden macun kabus gibi. Katı kanıma geçiş yapabilirim. Ben Nayinkini kullanıyorum. Spatulamla, ince ucuyla çok küçük bir şekilde alıp yerleştirmesini yapıyorum. Arkadaşlar katı kanımı da ekleyince bu şekilde gözüküyor şu an. Ben hafif birazcık daha şu burnumun üstüne kahverengilik eklemek istiyorum. Son olarak bir adet ince uçlu fırçamı alıp çok hafif bir şekilde sahte kan, sıvı kan süreceğim. Çünkü biraz daha korkunç olmasını istiyorum. Alıp
arkadaşlar, benim makyajım bu kadardı. Bence ilk denememe göre çok güzel oldu. Cidden hani yüzüm yanmış gibi gözüküyor. Bir dahaki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Tekrar söylüyorum, saçlarıma bayıldım. Remodel'e teşekkürlerimi iletiyorum. Ve gülümseyemiyorum çünkü yanağım kayacak gülümsersem. Bu yüzden size veda etme vakti geldi. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.